Bağlandık mı? Geliyor mu sesim? Evet, geliyor. Evet, süper, geliyor artık. Şimdi başlayabiliriz. Olan arkadaşlarımla birlikte. Evet. Şimdi arkadaşlarım, teşekkür ederim öncelikle burada olan herkes için. Kısa bir giriş konuşması yapacağım. Zakir Bey'e biraz söz vereceğim. Size Rıfat'ı tanıtacağım. Bir parça giriş konuşmasından sonra da sorularıma gelmek istiyorum. Aşağıda chat bölümü var. Sizlerden ricam, seslerinizi bir kaparsanız, bunu genel olarak aslında biz de yapıyoruz. Sorularınız olduğunda chat kısmına yazarsanız memnuniyetle ve keyifle o sorularınızı da cevaplayacağız. Şimdi bu webinar bizim için aslında Zakir Bey'in teklifiyle gelen bir şey, bir program. Biz GMN Institute, Harput Ajans ve VR Consulting olarak düzenliyoruz ve Anadolu Bilişim Buluşmaları kapsamında aslında bu webinarlar başladı. Aslında hedefimiz ne? Haziran ve Temmuz ayında 8 toplamda webinarımız var ve hedefimiz başta Anadolu'daki şirketler ve girişimler olmak üzere onlara belki rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik olanağı tanımak. İlk toplantımız pazarlama üzerine. Buna biraz önem verdik çünkü biliyorsunuz aylardır şirketler özellikle kapalıyken ve belirli kayıplar yaşamışken pazarlama aslında çok çok önemli bir duruma geldi. Ondan sonra İK'mız var, sonra şirketlerin hibe ve finans bulmaları konusunda onları sorgulayacağız, stratejik yönetim derken böyle devam edecek şeylerimiz, webinarlarımız. Şimdi ben sevgili Zakir Özbey'e bir vereyim istiyorum konuşmayı. O da teşekkürlerimle aslında Zakir Bey'e de. Onun bir inisiyatifiydi bu. Programları başlatmış olduk. O da tüm katılımcılara bir merhaba desin. Ondan sonra devam edelim. Buyurunuz Zakir Bey. Çok teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Değerli katılımcılar, hepinize merhaba. Rıfat Bey merhabalar. Merhabalar Zakir Bey, merhabalar. Konuşmak güzel. Şimdi değerli katılımcılar, biz Anadolu Bilişim Buluşmalarını yapıyoruz. İlkini Elazığ, ikinci Gaziantep, üç Konya, dört işte Malatya, Kayseri devam edecekken pandemi dolayısıyla ileri tarihleri erteledik. Online video konferansla nasıl yapabiliriz diye düşünüyorken farklı arayışlar içerisinde girişimlerimiz oldu. Tabii biz genelde çözüm ortaklarıyla birlikte, işte Kamu Bilişim Derneği ile birlikte, Ankara ICT Medya ile birlikte gibi, bir de yerelde, tüm yereldeki dinamikleri içine alan yapıda etkinlikler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Tabii benim acizane size çağrım, lütfen Anadolu'ya dönün. Yani oralarda güzel işler yapıyorsunuz. Çok hakikaten mesela Nesrin Hanım'ı çok tebrik ediyorum, çok kutluyorum. O kadar başarılı işler yapıyor ki. Evet, oralarda, ama bir de ülkemizin bu tarafları da var açıkçası. Yani bizim bu yörenin insanları, bu bölgenin insanları veya işte Anadolu insanları takdir edersiniz ki hem bilgiye açlar hem de ilgiye açlar. Dolayısıyla bunları kapatabilmek adına, bir ivme kazandırabilmek adına, çeşitli etkileşimlere vesile olmak adına biz bu Anadolu Bilişim Buluşmalarıyla bu işin bir tarafında tutmaya çalışıyoruz acizane. Çok başarılı işler yapıyor muyuz? Buna zaman lazım, emek lazım, uzmanlık gerektiriyor açıkçası. Bir de bir kültürün oluşması gerekiyor. Mesela şu webinara katılım noktasında çok girişimlerimiz oldu. İşte teknokentler, ticaret ve sanayi odaları gibi üniversiteler, herkes katılsın istiyoruz. Tabii bunu YouTube kanalından yayınlanacağını bildikleri için biraz da rahatlar. Bir de işte şeyin de ikinci günü açıkçası, yani pandemi sonrası normal hayata dönüşün de ikinci günü olduğu için insanlar da çok yoğundurlar diye düşünüyorum. Ama biz iyi yoldayız. Deniz Hanımlarla tanıştık. Çok güzel işler planlıyoruz. İnşallah birbirini anlayan, algılayan ve tamamlayan mekanizmalar oluşturup bu yola devam etmek istiyoruz. Evet, %50 sistemin dönüyor olması lazım. %50 de işte firmalara, insanlara dokunabilmek, onları bir yerden bir yere alıp götürebilmek gibi de bir misyonumuz var.
İnşallah teşekkür hep ederim. Başarılı bir şekilde devam ettiririz. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız. Ben teşekkür ederim. Evet, Anadolu Bilişim buluşmalarının bundan böyle hep sizin desteklerinize ihtiyaç olduğunu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olunuz. Şimdi ben size konuşmacımızı biraz tanıtacağım. Kimdir Rıfat Nedim Kabakçı? Kendisi Sabancı Holding'de ve Yataş'ta ve Sabik Türkiye, Nike gibi çok büyük firmalarda üst düzey yöneticilikler yapmış biri. Aile şirketleri olmak üzere ve bütün aile şirketlerinin dinamiklerini çok yakından biliyor. Stratejik yönetim, bileşik pazarlama, liderlik, perakende yönetimi, stratejik planlama, ürün geliştirme, markalaşma gibi alanlarda da uzman biri. Ve 2000'li yılların başından beri Bill Clinton'ın başdanışmanı olan, ekonomi başdanışmanı olan Joseph Spitlitz, Almanca olduğunu düşünerek böyle okuyorum. Ve Alan Kruger'ı takip eden biri. Columbia Üniversitesi'nin düşünce takımı olan Initiative for Policy Dialogue toplantılarına düzenli olarak katılıyor ve kendisine göre Kruger'in istihdam piyasası ve evrensel temel gelir önerisiyle Stiglitz'in enformasyon asimetrisi ve etkin ücret çalışmaları aslında Türkiye'de dikkate alınması gereken öneriler ve biz eğer dikkate alırsak Türkiye açısından oldukça da verimli olabilir. Kendisi aynı zamanda VR danışmanlık kurucularından biri ve uzmanlığı da uluslararası işbirliklerini geliştirmek. Şimdi sevgili Rıfat, seni de tanıttıktan sonra ben böyle minicik pazarlamayla ilgili mini mini bir giriş yapacağım. Ondan sonra da sorularıma geçeceğim. Aslında bu şeyi yaparken bir parça eskiye dönüyorum, hani nereden başlayayım bunu falan. Sonra aklıma şey geldi, gerçekten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki böyle gelişmeleri minicik minicik anlatmak belki hoş olur. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya gerçekten ikiye ayrıldı biliyorsunuz, Doğu ve Batı bloğu olmak üzere. Fakat bütün yıkılmış dünyada altın çağ dediğimiz bizim böyle herkesin üretime yüklendiği bir dönem başladı. Altın çağ aslında bir yerlerde de orta sınıf denilen sınıfın oluşmasına sağladı. Yani bu neydi? Herkesin böyle minicik bir televizyonu olmaya başladı. Volkswagen gibi benim çocukluğumun o Tospa dediğimiz arabalarını alabilir oldu. Minik minik kredilerle işte ev sahibi olabildi vesaire. Biz o dönemden pazarlamayı nasıl biliyoruz? Elinde böyle çanta, işte içinde 3-5 tane ürün, kapı şeyi çalan, hani elindeki ürünleri satmaya başlayan aslında ilk kez bu tür bir pazarlamayla karşılaştık. Fakat ondan sonra zaman ilerlediğinde tabii bir takım ekonomik krizler vesaireler 80'lerin sonuna geldiğinde bizim İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğümüz o klasik hani Doğu-Batı çökmeye başladı. Bunun tabii iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Hani kapitalist sistem açısından bakarsanız süper. Çünkü o zamana kadar kapalı bir kutu olan Doğu bloku müthiş bir pazardı tabii. Ve biz o dönemlerde globalization diye bir tanımı da gördük biliyorsunuz. Bütün büyük markalar her yere girmeye başladı. Fakat daha yerelde reklamlarını ve pazarlama stratejilerini belirlemeye başladılar. İşte biz o dönemlerde de minik minik teknolojileri gördük, işte ne bileyim ben web siteleri falan çok geliydi mesela. Fakat teknoloji inanılmaz bir şekilde ilerledi. Sosyal medya özellikle yaşamımıza girdi. Tam diyorduk ki hani böyle artık ilerliyoruz falan. Saçma gibi ya da artık planlı gibi sonrasında neler olduğunu göreceğiz. Başımıza COVID-19 diye bir şey geldi. Ben korona demeyi de tercih ediyorum aslında bakarsanız. Yani bugüne kadar hani belki teknoloji konusunda özellikle direnen kim varsa, değişimi istemeyen, işte bunu kabul etmek istemeyen vesaire, özellikle Zakir Bey'in değindiği Anadolu'daki firmalar hani böyle çok geleneksel, hani ben buna devam edeyim falan. Bunlar artık değişmezse hani yok olacaklarını şimdiden bilebilsinler. Biz de bu seminerler serisinde onlara en azından bir yol gösterebilelim diye de adım atmış oluyoruz. Yani değişim artık gerçekten kaçınılmaz. Sevgili Rıfat, şimdi bu kadar giriş konuşmasından sonra sana ilk sorumu sormak istiyorum. COVID-19 ile dünya neler değişti, neler değişmedi diye anlatacak mısın? Anlatır mısın? Seni dinleyelim. Duyuyor musun? Denizciğim duyuyorum. Bu etkileyici giriş için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bana Zakir Bey'e bu toplantıyı düzenlediğiniz için,
diğer tüm katılımcı arkadaşlara da yine katılımları için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yine bu yaşadığımız bu sağlık krizinde fedakarca çalışmalar yapan tüm sağlık çalışanlarımızı ve bunun yanında tüm emekçi kardeşlerimizi, kimler bunlar? İşte market çalışanları, lojistik çalışanları, getir götürler bu dönemde hayatımızın daha sorunsuz geçmesini sağlayan tüm çalışanlarımıza çok çok emeklerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yine bu krizle mücadelede bizlerin hayatı pahasına kendi hayatlarını feda eden tüm sağlık çalışanlarımıza ve yine hayatlarını bu hastalık nedeniyle kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve sevdiklerine de başsağlığı diliyorum. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kısa süre içerisinde de bu zor dönemin olumsuz etkilerini atlatabileceğimize de pek de inanmıyorum açıkçası. Senin girişinden başlarsak, COVID-19 olarak dünyada değişen şeyler neler? Bir kere çok yıkıcı bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Bunun sonucunda dünyanın 100 yıl önce en son deneyimlediği bir salgınla karşı karşıyayız. Ama o günkü dünya ile bugünkü dünya aynı değil. Bugünkü dünya bir üretim dünyası. Bugünkü dünya bütünleşik bir dünya, global bir dünya. Bu sağlık kriziyle beraber ekonomi bozulmuş, üretim ve talep durmuş durumda. Talep ve arz şokunu beraberinde getiren çok değişik nitelikte bir krizle karşı karşıya. Yani hem fabrikalar durmuş, işletmeler durmuş, üretim durmuş, arz yok zaten. Aynı zamanda insanlar günlük hayattan kopmuş, işsiz kalmış, işini kaybetmiş ya da geçici olarak evine gönderilmiş. Bu sefer talep noksanlığı da yaşıyor. Şu anki krizin etkisi itibariyle 2008'de yaşadığımız bir krizi hani son derece hafif almak gerekir diye düşünüyorum. Bunun referans noktasından çok daha ileri gidilmiş durumdayız. Bu yaşadığımız süreç ekonomilerin entegrasyonu anlamında da çok tersine işleyen bir süreç olacak. Nedir bu? Bir kere ulusal çıkarlar küresel ticareti çok daha fazla ön plana çıkacak. Siyasi ve ekonomik birliklerin bağları gevşeyecek. Görüyoruz işte Avrupa Birliği daha krizle karşılaştığı gün tüm sınırlarını kapatıverdi. Avrupa Birliği'nin en temel referans noktalarından bir tanesiydi. Sınırsız bir Avrupa. Serbest bir Avrupa. Ama bir anda böyle bir kriz tüm ülkelerin kendi sınırları içinde kalmalarına, kararını almalarına sebep oldu. Ne oldu? Siyasi ekonomik birliklerin bağları gevşiyor. Ülkeler daha çok kendi içlerine çekiliyorlar. Ticaret böyle ekonomik birlikler evet, üzerinden devam edeceğine ikili anlaşmalar üzerinden dönecekmiş gibi görünüyor. Ve ticaret savaşları da çok cepheli hale gelecek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani şu küresel ölçekte bu son 3 ay içerisinde yaşananlar geleceğe yönelik hatırlayılır bir güven bunalımını da derinleştiriyor. Zaten evvelden beri dünyanın ve ülkemizin taşıdığı sorunlar vardı. Bu sorunlar daha da ağırlaştı. Hatta bunlara çok yenileri de eklendi. Kırılganlık endişelerine bağlı olarak sistematik risk algıları çok değişti, farklılaştı.
Yani meçhule doğru bir yolculuk var şu anda. Geçmişle ilgili bağlar neredeyse kopmak üzere. Daha önceki koşullara göre üretilmiş cevaplar, çözümler anlamsızlaştı. Önümüzde bir karanlık bir süreç var. Görüş mesafesi sıfır. Bu arada küresel doğru olduğunu sandığımız, doğru yaptığımızı sandığımız birçok yanlışı da açığa çıkardı açıkçası. Başta siyasiler olarak olmak üzere hepimiz için, işletmeler için, çalışanlar için, halk için, hepimiz için yepyeni ve zorlu bir sürecin başladığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. O halde aslında şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Yani çok hem ekonomide hem siyasi ilişkilerde büyük kırılganlıklar var. Derinleşen kırılganlıklar var. Ekonominin şalteri kapandı. Pandemi sona erdiğinde nereden devam edeceğiz bilemiyorum. Çok deneysel bir durumun içerisindeyiz gibime geliyor. Biraz karamsar bir tablo mu çizdim bilemiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Yok, karamsar değil de biliyorsun şey gibi düşünüyorum ben. Hani bazen insana kaos da iyi gelir. Çünkü kaostan sonra yani o olmasa düzen olmayacak. Kaos dediğimiz şeyin aslında cevap veremediğimiz, değil mi? Matematiksel, bilimsel cevap veremediğimiz şeyler. Biz aslında pandemiyle de cevap veremediğimiz, şimdiye kadar aslında bildiğimiz yollar, yöntemler, alışa geldiğimiz şeylerle cevap veremediğimiz bir sürece girdik. Dolayısıyla böyle bakınca son derece normal, karamsar değil ama bu gerçekçi bir yaklaşım. O halde buraya kadar anlattıklarından aslında benim aklımda kalan ve en önemli şeylerden biri, biz hep küresel diyorduk. Aslında biraz daha yerele, biraz daha yerelin kendi kendisine yetmeyi öğrenebileceği bir sürece giriyoruz diye buraya kadar anlattığını çok net özetlersem yeterli olur mu bu bir cümle? Olabilir ama bu küreselleşmenin yerelleşmeye dönüşmesi bizim için iyi mi acaba? Şimdi küresel dünyaya mal satarak para kazanan bir ülkeyiz. Bir sonraki sorum bu işte. Diyeceğim evet. Ki bu iş dünyasına neler getirecek? Yani eğer böyle evet. Bir yerelleşmeye gidiyorsak bu durum iş dünyasına neler getirecek o halde? Şimdi iş dünyası acaba bu dönemde iş dünyası içerisinde temaslı olduğum, iletişimde olduğum, tartıştığım, konuştuğumuz birçok yönetici, patron, sanayici arkadaşla da bunu her gün bulabildiğimiz her zaman diliminde de değerlendirdik. Sürdürülebilir olmayan eğilimler, sürdürülebilir olmayan politikalar, sorunların ağırlaşması pahasına, günün kurtarılması dönemine devam edecek miyiz acaba? Bu çok önemli. Çünkü hep günü kurtarmak adına sorunların ağırlaşmasını göz ardı ettik. Sürdürülebilir olmayan politikalar uygulamaya çalıştık. Acaba bu krizle beraber bunlara devam edecek miyiz? Küresel koşulların bu denli olumsuzlaştığı bir dönemde mevcut işleyişte ısrar edersek umduğumuz pozitif gelişmeleri görebilme şansımız da azalıyor bence. Bağımlılık şeklinde alışkanlıklarımız var. Bunlardan vazgeçmeyi bilmemiz lazım. Ve bedel ödemeyi göze alarak önceliklerimizi şekillendirmek zorundayız. Ya yani vade ufkumuzda artık kısa dönem değil. Orta ve uzun vadeleri ve gerçekçi orta ve uzun vade planları yapmamız hayati önem taşıyor diye düşünüyorum. Bu da bizim aslında Türkiye'deki iş dünyasının hiç de alışık olmadığı bir şey, öyle değil mi? Alışık olmadığı. Yani biz çok evet. Şimdi mesela bir Avrupa ülkesine falan gittiğin zaman oradaki şirketlerin gerçekten stratejik düşündüğünü, en az 10 senelik planlar, 20 senelik planlar yaptığını falan görürsün ama
bizdeki belki o ekonomik krizler veya hep derler ki yurt dışında yani yurt dışındaki tüm toplantılarda hep şunu sorarlar. Planınız var mı? Ya da bir planınız olsun. Emin olun Türkiye'deki işletmelerin büyük bir çoğunluğunun buna anlaşanlı büyük holdingler de sayabiliriz. Bir planlarının olmadığını içinde yaşayınca da görüyorsun, fark ediyorsun. Evet, evet. Şirketler, ülkeler ham hayallere kapılarak küresel ve ülke koşullarının değişeceğine dair umut, oyalanma lüksümüz kalmadı diye düşünüyorum. Evet. Bu biraz da, şimdi ben bunu şimdi de görüyorum. Birçok şirket, birçok kurum kriz öncesinde yaşadığı yönetimsel sıkıntılar, finansal sıkıntılar, organizasyonel sıkıntıları şimdi krizi bahane ederek kriz üzerinden bunları bunun üzerinden yaşadık gibi bir bahane şeklinde getiriyor. Bir parti, buyur. Bir dakika. Evet. Devam edebilirsin. Devam edebilirsin Rıfat. Seni kaybediyorum da. Tamam, evet. İşte bu COVID-19'la beraber ne oldu? Bir kere küresel tedarik zincirleri koptu. Hava taşımacılığı adeta durdu. Ülkeler sınırlarını kapattı. Vatandaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya başladılar. Parlamentolar bypass edilmeye başlandı. Askerler ve polisler sokağa inmeye başladı. Dünya ekonomisinin kan damarları olan piyasalarda şiddetli dalgalanmalar başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşleri görüyoruz. Petrol fiyatlarındaki oynaklığı düşüşü, bunun arkasından belirsizlikleri daha da arttı bütün bunlar. Devletler virüsle mücadele önlemlerini devreye sokulmaya başlayınca sınırlar kapandı, işyerleri kapandı, fabrikalar kapandı, lokanta, kafe, eğlence, oteller, alışveriş merkezleri, perakendeciler, on binlerce kişi işten çıkarıldı, işsiz kaldılar. İşsizlik, ailesine bakamama, kirasını ödeyememe, konut kredisi taksitini ödeyememe, kredi taksitini ödeyememe riskiyle yüz yüze bir nüfus aniden artmaya başladı. Aslında yani burada bu biraz yarı devletçilik de önem kazanmaya başladı değil mi? Şimdi burada ne oldu? İlk defa dünya son 20-30 yıldır TUKAKA dediği sosyal devlet anlayışını tekrardan keşfetmeye başladı. Sosyal ve neyi gördük biz bu arada? Sosyal devletin yapması gereken hizmetlerin özelleştirilmesiyle bu hizmetlerin ne kadar aslında yetersiz verildiğinin farkına varmış olduk. Sosyal devlet yerine yoksulluğu yönetir bir duruma geldiğimizi fark ettik. Ülkeler hep, başta bizim ülkemiz, bütün ülkelerde bunu fark ettik. Şimdi bir taraftan tedarik zincirleri, fabrikaları durduruyor. Ekonomide arz sorunu yaşanıyor. Diğer tarafta küçük işletmeler vesaire hepsi iflasa sürükleniyor. İşsizlik artarken ekonomide ciddi bir talep sorunu var. Şimdi bu arada da büyük bir borç krizinin de, çünkü bu çalışmayan şirketlerin finansal borçları var. Çalışmayan insanların borçları var. Büyük bir borç yükünün de çok ağır bir şekilde hani kapının arkasında beklediğini düşünebiliriz. Bu COVID-19 sebebiyle iş dünyası ve sonrasında gerçekten ciddi çözüm bekleyen sorunlarla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Ben tabii biraz kendi mesleğimde müzakere olunca herkesin bunu öğrenmesi gerektiğini, tüm sorunların çözümü için gerçekten bir araç olduğuna da inanıyorum. Şimdi tabii, senin söylediğin tabii. Her şeyin üzerinden şöyle ilerleyelim. Bir sonraki sorum.
Madem bu kadar çok talep ve arzı ve üretim ve söylediğin her şey aslında bir takım sorunlar gelmişken, o halde pazarlama açısından baktığımızda neler değişti? Hani küreseli irdeledik, neler oldu? İş dünyası açısından irdeledik. Peki pazarlama açısından bakarsak neler öğrendik? Değişen şeyler neler? Ya şimdi hani pazarlama nedir? Pazarlama diye önce hani pazarlamayı şöyle bir kısaca tanımlayalım. Evet. Pazarlama işletme ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için. İşletme ihtiyacı nedir? İşletmenin ihtiyacı kar etmektir. Para kazanmaktır. Mevcut ve potansiyel müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını temin etmek için mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye, son kullanıcıya doğru tüm organizasyon faaliyetlerinin bütününe biz pazarlama diyoruz. Yani Türkiye'de anlaşıldığı gibi pazarlama sadece ve sadece bir satış faaliyeti değil. Evet, çok karıştırdım. Üretimden, evet, üretimden son müşteriye, hatta satış sonrası hizmetlere kadar uzanan bir faaliyetler bütünü pazarlama. Onun için bütün dünyada daha başarılı, daha müşteri odakları şirketlere de marketing oriented companies diye böyle bir tanımlamalar da yapıyorlar. Biz Türkiye'de daha evvelden yukarıda bahsettiğim gibi pazarlama faaliyetlerini getirip bir satış dediğimiz şey tüm pazarlama faaliyetlerinin içerisinde o faaliyetlerin paraya dönüş anıdır. Sadece satış faaliyetiyle bunu tanımlamaya kattığımızda çok eksik kalıyoruz. Onun için pazarlamanın ne olduğunu şöyle hatırlayalım istedim. Ne dedik? Bütün dünya ekonomisi daralacak dedik. Bu arada Marketing Türkiye diye bir dergi var. Çok güzel bir dergidir. Konuyla ilgisi olanlar varsa takip etmesini tavsiye ederim. Orada bir CIA Insight diye bir araştırma kuruluşunun 28 Mart 1 Nisan 2000 tarihli 2020 tarihleri arasında, yani çok yeni. Türkiye'deki 120 şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla yapılan bir şey var. İş dünyası gündem değerlendirme araştırması. O araştırmada gerçekten kötümser bir tablo çiziliyor. Diyor ki o araştırmaya göre 120 üst düzey yönetici şirket bir kere diyor tüm ticari faaliyetler azalacak. Bu ticari faaliyetlere yönelik pazarlama harcamaları azalacak. Büyük bir iş gücü kaybı olacak ve küçülme yaşanacak. 2020 için beklenen büyük şirketlerin beklentileri de bunlar. Ama bu dönemde kazanan sektörler de olacak. Örneğin? Mesela sağlık sektörü yatırımları. Yani ilaç, Ar-Ge, etkinlikleri hız kazanacak. Bu sektörün istihdam ve kaynak gereksinimi artacak. Pandemide de yaşadığımız gibi dijital olarak online satış şirketleri yaygınlaşacak, güç kazanacak. Kendi online satış sistemlerini kurmayan şirketler online satış departmanlarını kuracak. İnternet hizmetleri çok daha yaygın olarak kullanılmaya başlayacak. Hız ve verimlilik artacak. Bunun üzerinde çalışılacak. Bu konudaki altyapı yatırımları hıza gelişecek. Ayrıca günlük yaşamda kullanılan uygulamalar, hani günlük yaşamda hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar var. Mesela en son Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması vardı. Hayatımızı kolaylaştıran. Bu uygulamalar yaygınlaşacak. Bu uygulamalara yönelik yazılımlar yaygınlaşacak. Bilgisayar, akıllı telefon, televizyon, daha hızlı, daha verimli ürünler gelişecek bu sektörlerde. Yazılım firmaları hem siber güvenlik üzerine yoğunlaşacaklar, hem günlük yaşam gereksinimleri için yeni yazılımlar çıkacak. Belki perakende satış mağazaları azalacak ama depolama kapasitesi yüksek lojistik merkezleri kurulacak.
taşımacılık ve kurye hizmetleri gelişecek. Bu sektörlerde verimlilik ve güven sorunlarına yönelik gelişmeler yaşanacak. Basılı medya küçülecek ama internet medyası büyüyecek. İnternet üzerinden görsel, işitsel, dijital reklam sektörü büyüyecek. Dijital reklam şirketlerinin ciroları ve şirket sayıları artacak. Bankacılık sektöründe hizmetler ve istihdam açısından dijital bir dünyaya doğru gideceğiz. Burada şöyle bir tanımlama yapmak istiyorum. Biz çalışanları mavi yaka ve beyaz yakalar diye bir iki farklı tanımla tanımlardık. Şimdi bir de altın yaka çıktı gibime geliyor. Altın yaka. Aha, ismi çok güzelmiş. Yani altın yakalar kimler? İşte mesleği, yeteneği, kendini geliştirmesi gereği bu kriz dönemlerinde kendi yaşamını kolayca idame ettirecek yetkinliklere sahip çalışanlar. Kimler bunlar? İşte dijital dünyaya uyum sağlayan çalışanlar. Bir yazılımcı, bir tasarımcı iş yeri kapansa bile fiziki olarak evinden işini yapmaya devam edebilecek yetkinliğe sahip olanlar. Bu dönemde bu altın yaka dediğimiz insanların çağı başlıyor gibime geliyor benim. Bunu görüyorum. Dijitalleşme hızlanıyor. Gerçekten hızlanıyor. Dijitalleşme zaten hani kendi mecrasında akan, ilerleyen bir süreçti. Ancak sanki gelecek bugüne geldi. Yani çok hızlandı dijitalleşme. Hızlanacak bugünden itibaren. Nesrin zaten aşağıda şimdi sormuş, diyor ki dijital yakalarda çıkıyor mu diye, değil mi Nesrin? Sen i̇şte o dijital yakaları acaba... ben hani dijital yakaları ben altın yakalar olarak görüyorum. Bizler artık eski beyaz yakalar, mavi yakalar, biz geride kaldık. Artık çağ altın yakaları çağ. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız eğitimde verirken, eğitim politikalarını oluştururken bugünden yarına artık bunları düşünmemiz gerekiyor. Ben artık bundan sonraki dönemin dijitalle analog savaşı gibi görüyorum. Eskiyi analog görüyorum, yeniyi dijital görüyorum. Şimdi Türkiye öyle bir yerde ki kendimizin altındaki gelişmişlikte, kendimizin daha altındaki ülkelerde Deniz Hanım koptunuz mu? Yok yok, dinliyorum. Yok, biri bağlandığı için dinliyorum. Tamam. Kendimizin daha altındaki gelişmiş düzey olan ülkelerde ülkelerle emek gücü piyasasında rekabet edemiyoruz. Kendimizin evet, daha üstündeki ülkelerle de teknoloji alanında rekabet edemiyoruz. Yani böyle çelişkili bir ülkeyiz. Yani evet. Ne emek yoğun rekabeti, tam olarak bu rekabeti yaşayabilecek kalibrede bir ülkeyiz. Ne teknolojik rekabeti sürdürebilecek, bu konuda kendimizden üsttekilerle bu konuda kolayca rekabet edebilecek bir ülkeyiz. O nedenle işte şimdi altın yakalıların çağı başlıyor. Altın yakalılar, altın yakalılar Türkiye'yi sayısı, niteliği daha yukarıya, teknolojik rekabet edebilir ülke konumuna doğru mu götürecek bizi, yoksa daha aşağı emek yoğun rekabette mücadele eden, o kulvarda mücadele eden bir ülke olarak oraya doğru mu ineceğiz? Bir de şimdi bu çok değişik bir bakış açısı oldu aslında. Hakikaten ben hiç böyle düşünmemiştim. Şimdi bir aydınlanma yaşadım diyeyim. Hani emek yoğun ve teknoloji yoğun sen söylediğinde.
Tabii beni şöyle bir şey de kaygılandırıyor. Biliyorsun son 4-5 senede biz çok da göç yaşıyoruz. Yani gençler belki de o teknolojiye veya kendilerine uygun bir gelecek veya vizyon göremediklerinden girişimci olanlar, iyi eğitimli olanlar, senin böyle altın yakanın içine doldurabileceğini varsaydığım çok da beyin göçü yaşıyoruz. İşte hani şimdi bu sözün üzerinden bir de bunun da bence bir sorgulanması lazım. Hani o beyin göçünün ne kadarı gelir, ne kadarı gelmez. O Tam kadar tersine nokta aslında. bir yere, o kadar nokta bir yere böyle hani bastın ki, vurdun ki. Şimdi ben bu krizle beraber işte bu avantajı belki yakalayabiliriz diye. Yakalayabiliriz. Neden? Çünkü bütün dünyada Türkiye'den yurt dışına gitmiş beyin göçü vermişiz. Bu arkadaşlarımızın da gittiği yerde belki birçoğu işsiz kalmış olabilir şu anda. İşini kaybetmiş olabilir. Şu Küresel bir anda o problem kadar olduğu için. bu o kadar güzel bir fırsat ki biz bu çocukları, gençleri ama hani bir Twitter yüzünden de tutuklanmayacaklarını garantileyerek onlara bu teminatı, bu ülkede o yaşam kalitesini ve güvencesini vererek ve kendilerini tatmin edecek çalışma koşullarını oluşturarak tekrar Türkiye'ye kazandırma şansı. Dediğim gibi şu anda beyin göçü son 5-6 yıldır özellikle çok yoğun şekilde verilmiş olduğumuz beyin göçü neticesinde yurt dışında yaşayan gençlerimizden, insanlarımızdan bu pandemi döneminde işsiz kalanları tekrardan bir devlet politikasıyla, bir şirket politikasıyla tekrardan ülkeye kazandırma şansına da sahip. Bir kucak açarak tabii, kucaklayarak onlara burada yaşam ve çalışma kalitesini arzuladıkları şekilde sunarak onları tekrardan ülkeye kazandırma şansına sahibiz. O zaman altın yakalar sayımız da artacaktır. Benim Bir sana de bir burada sonraki soru... Dinliyorum, dinliyorum. Evet, sözün tamamı. bu dönemde şöyle bir şey vardı. Hani çok iddialı konuşmalar oldu. Birçok yerde de gördüm ben bunu. Ya işte kapitalizmin sonuna mı geliyoruz? Kapitalizm bitti mi? Bugün Adam Smith de kapitalist düzeni savunur. Keynes de kapitalist düzeni savunur. Ama çok farklı yerlerden bakarlar. Kapitalizm aslında bir sermaye ekonomisidir. Yani belki bu aşamadan sonra sermaye çok daha fazla mobilize olabilir. Daha fazla insan, işsiz kalan insanlar şirketler kurabilirler. Çok sayıda şirket el değiştirebilir. Bu bahsettiğim işini kaybeden çok nitelikli insanlar gerçekten çok başarılı yeni işletmeler, şirketler kurabilirler. Yeni dönemin girişimcileri gibi. Yeni dönemin girişimcileri olabilirler. Bu da bence yeni dönemdeki hani biraz evvelki olumsuz bakışa karşı pozitif bakışlardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Biraz evvel yine senin de bahsettiğin gibi insanlığın karşılaştığı tüm iş, finans, siyasi krizler bir kırılmaya neden olmuş. Ve siyasi krizlere baktığımızda savaşlar sonrası yeni yönetim düzenleri gelmiş vesaire. Ama iş dünyasında da yeni sektörler ortaya çıkmış. İşte ne olmuş? Ev kirasını ödeyemeyen bir kişi bir odasını kiraya vermeye başlamış. İşte araba kredisini ödeyemeyen akşamları yolcu taşımaya başlamış. İşte Uber, Airbnb gibi dijital şirketler ortaya çıkmış. Bu ne yapmış? Paylaşım ekonomisini ortaya çıkarmış. Serbest çalışma bence bu dönemden sonra işte freelance de bunlardan birisi olacak gibime geliyor. Diyelim ki bir grafik tasarımcıyım. Bir şirkette kendimi bağlamak yerine
kendimi 5 ayrı şirkete paylaştırabilirim. Böylece bir krizde işsiz kalma riskimi de azaltmış olurum. Part-time çalışma şekliyle. Bunlar belki Türkiye'de çok yaygın olmasa da işte Batı'da, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nde paylaşım ekonomisi ciddi pay sahip. Bu tablo 2008 krizinden sonra ortaya çıktı. Bugünkü krizden sonra da belki bu paylaşım ekonomisinin sınırları ve hacmi genişler. Aynı zamanda bu paylaşım ekonomisiyle beraber biraz evvel bahsettiğimiz dijitalleşme çok önem arz edecek. Bize dijitalleşmeyen kişi ve kurumlar çok sıkıntılı bir sürece girecek diye düşünüyorum. Aslında şöyle, şimdi bizim bu müzakere eğitimlerinde sıklıkla gelir işte mesela insanlar kendileri adına neyi müzakere edemezler falan ve biz de Türkiye'de insanlar kendi ücretleri için müzakere edemezler. Evet. Ve ben bunu hep şuna bağlıyorum. Bir tabii bir kültürel yapısı var. Yani biz böyle bir çok istemeyi seven bir şey değiliz. Fakat aslında ben bu krizi bir açıdan, şimdi sen serbest çalışanlar, part-time çalışanlar falan dediğin için aslında şöyle bir avantajı da var. İnsanlar ilk kez kendi değerlerini anlamaya başlayacaklar. Çünkü ben mesela arabuluculuk, Türkiye'de işte belli bir fiksizlik falan var. Fakat ben alışa geldiğim şekliyle hep müzakereyi ve arabuluculuğu saat ücretiyle almaya her zaman öyle bu. Dolayısıyla şimdi biri bana sorsa senin saat ücretin ne? Ben bunu banko söylerim yani ne olduğunu. Fakat bizdeki çalışma düzeni böyle bir şey de değil. Dolayısıyla insanlar mesela bir belki maaş alıyorlardı. Neyse işte bu maaş X lira. Fakat aslında onun içinde ne yapacakları bile çok tanımlı değildi. Yani bir rolde bile başlasa bir işte aslında bir sürü başka şeyi yapar hale geldi. Şimdi bence aslında bize veya gençlere sağlayabileceği en önemli değişikliklerden biri biz kendi zamanımızın değerini biliyor olacağız. Yani değil mi? Bak okurken ne kadar ücret verdiğini biliyorsun. İşte bir telefon alırken ücretini biliyor. Her şeyi biliyoruz. Evet, fakat evet, kendi öz değerimizi bilmiyorduk. Dolayısıyla aslında bana göre o kadar da şey değil. Ne diyelim? Kendimizi aslında bu kaybın sonunda daha değerli bulabileceğimiz ve eğer part-time'a doğru bir gelişim de yaşayacaksak zamanımızı daha iyi değerlendirmeyi öğrenebileceğimiz bir sürece de ilerliyoruz gibi düşünüyorum şu anda. Bakalım. Öbür tarafta beni bir yıllar öncesine götürdün. Yıllar öncesine götürdün. Bir işletmeye giriş dersiydi galiba. Introduction to Management. İlk cümlesi şuydu. Time is money for American society diye. Şimdi işte bu tüm dünyaya geliyor artık. Evet. Şu anda tüm dünyaya geliyor, görüyoruz bunu, evet. Evet. Öbür tarafta anlattıklarından hani de yeni değişen mesela sağlık sektöründen... Burada bir şeyi işte test etmek lazım Deniz Hanım. Nedir o? Hani şu anda şirketler zorunlu olarak evden yapılabilecekse işler, insanlar evden bu işi götürdü. Acaba bu karşılıklı güven bu pandemiden sonra da devam edecek, bunu merak ediyorum. Yani hala çalışanlarına evden çalışma fırsatları sunabilecekler mi? Ben orada şöyle bir avantaj görüyorum ama mesela evde çalıştığı için diyelim ki yol parası ödemiyor artık şirketler. Yani hani bunu bir karşılıklı müzakere gibi düşünseydin. Evet, evet. Hem çalışan açısından. Bu sizin açısından, bir müzakere alanınız olabilir. Hayır, şunu kastediyorum. Yani 2 saat yolda geçirdiği zamanı 2 saat evinde kalıp daha mutlu bir çalışan olabilir. Şirket açısından baktığında o yol parasını vermek veya daha verimsiz bir çalışan olmasındansa daha verimli ve mutlu bir çalışan olması. Yani bunları deneyimliyoruz bence. Bazı şirketler de belki maliyet avantajı sağlamak adına böyle bir şeyi neden olmasın düşünebilir. Fakat burada i̇şte şöyle şirket bir yöneticileri ve şirket yöneticileri ve patronları acaba bu zihinsel sıçramayı yapabilecekler mi? Ben bunu merak ediyorum. Belki de maliyet önemli olduğu için düşünecekler. Çünkü evden çalışanın maliyeti ne olursa Türkiye'de Zakir Bey bilir hala özellikle KOBİ'lerde
cumartesi günleri evinde oturamadığı için, cumartesi günleri iş yerinde hiçbir şey yapılmadığı halde, gidiş, geliş, yemek parası, şusunu da busunu da elektriğini de ödediği halde, cumartesi günü sabah getirip öğleden sonra çalışanlarını gönderen patronlar var. Şimdi, doğru. İşte baktığımızda aslında... İşte hani bu zihniyet sıçramasını yapabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum açıkçası. Eğer iş sonuç odaklı düşünen bir topluma eninde sonunda evrileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü örnekler çoğalacak. Fakat benim şöyle bir kaygım da var. Şimdi çünkü konuşmanın başında hep şey dedik. Artık daha uzun süreli, daha... Kapandı mı? Kapandı yanılmıyorsam. Şöyle de bir kaygım var. Aslında biz konuşmanın başında şunu ifade etmiştik. Dedik ki ya da sen şöyle bir şey söyledin. Bizim artık daha stratejik, daha uzun dönemli, daha farklı bakış açısı kazanmamız lazım. Diğer tarafta tabii yeni sektörlere değindik. İşte sağlık dedin, lojistikteki değişimler, teknolojiler, altın yakalardan vesaire bahsettin. Şimdi Türkiye'de hep şöyle bir şey var. Ben tabii moda ve tasarımdan geldiğim için 80'lerin sonunda o zamanlar moda ve tasarım çok yeniydi Türkiye için. Ve bir anda herkes tekstilciydi, yani inanamazsın. Aman yarabbi, herkesin bir atölyesi var, herkes tekstil üretiyor falan. Bir de tabii o zaman hayali ihracatlar falan, yani böyle çok kötü deneyimlerimiz de oldu. Ondan sonra turizm dediler, herkes turizmci oldu falan. Şimdi bizde böyle çok hani bir zaafımız var, yani bir şeyin iyi kazandırdığını düşündüğümüzde onu böyle tam da stratejik düşünerek hani bu 10 senede neye evrilip nereye gider falan böyle pek düşünmeden deriz, aa işte bak hele de kriz oldu, bu pandemiden sonra hemen para kazanalım şeydeymişti, bir sürü yazılımcı alalım, işte şuna dönelim buna dönelim, sağlığın sesini bilmeden sağlık sektörüne girenler ve belki bazı hastaneler şu anda satılık ama işte örneğin hiç bunu anlamadan göreceklerse. Yani şunu demek istiyorum, aslında bir takım risklerimiz de var. Bu yeni sektörlerin ortaya çıktığı zaman biz acaba ya da nasıl bir mesaj verelim, nasıl yapalım? Türk şirketleri kurulacak olan ya da işte ne bileyim ben hali hazırda kurulu olanlara nasıl bir mesaj verelim ki stratejik düşünmeleri gerekiyorsa, rekabet edebilirlik çok önemli hale geliyorsa, sürdürülebilirlik çok önemli hale geliyorsa neleri planlamalılar, neleri düşünmeliler? Ya da işte nasıl devam edecekler? Senin tavsiyen ne olur? Kere, ya da biz bu karakterimizden bir kere kurtulduk mu acaba? Şimdi pek çok insan bu COVID ile beraber derin duygusal süreçler yaşadılar. Günlük yaşamlarını etkiledi. Şirketlerin de bunu göz ardı etmeleri mümkün değil. Çalışanlarını koruması lazım bir kere şirketlerin. Tamam mı? Çalışanlarının ruh sağlığını ve fiziksel sağlığını korumalarını lazım. Şirket sahipleri bu konuyu sahiplenmeleri ve çalışanlarıyla yakın iletişimde olması lazım. Yine bu şirketler, ben hep işin çalışan tarafından başlıyorum çünkü her şey insanla başlıyor. Gerçekten. Tüm başarılar insanla başlıyor. Şirketi yönetmek esas itibariyle insanı yönetmek. Emin olun böyle. Ve insanoğlu öyle bir muamma ki sizin vermediğiniz adaleti kendi kafasında şirkette sağlayabiliyor. Tamam mı? O nedenle siz ona o çalışma adaletini vermek durumundasınız. Burada şunu da tekrar tartışmaya da açmak isterim Türkiye içinde. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde ve çoğu Avrupa ülkelerinde haftalık çalışma saatleri 34-35 saatlere kadar indi, 32 saate inen ülkeler var. Türkiye gibi yoğun işsizliği yaşayan, bunun yıkıcı etkilerini yaşayan bir ülke olarak acaba görünürde 45, fiiliyatta 55 saat
çalışanları çalıştırmak yerine gerçekten çok sıkı bir denetimle 34-35 saatlere inerek işsiz bir sürü insana da bu sayede yeni iş alanları ve iş imkanları yaratmak da mümkün olabilir mi diye bir soru işareti olarak koyuyorum. Bunu belki daha sonra tartışabiliriz. Ben de şimdi sen hemen böyle deyince tabii pazarlama açısından şöyle bir soru geliyor aklıma. Biliyorsun hep şeydi şimdiye kadar, yani mesela sosyal sorumluluk projesi, süper, her firma yapsın bir tane sosyal sorumluluk projesi. Bu bir pazarlamanın bir parçasıydı aslında baktığında. İşte neydi? Tüketici memnuniyeti, süper. O halde şimdi acaba COVID bize şunu getirebilir mi? Çalışanın memnuniyetini öncelleyen firma pazarlama açısından toplum içerisinde daha iyi, daha algıda, daha prestijli, daha adil, daha iyi bir firma olabilir mi? Şimdi, bir pazarlama unsuru olarak olabilir mi? Makro düşündüğümüzde zaten olayı şirketler varlığını insanların para harcamasına, insanların para harcamasına bağlı. Şimdi işsiz insan para harcayamaz. Dükkanı kapalı esnaf para harcayamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani şirketlerin varlığını sürdürebilmesi için de makro olarak baktığımızda piyasada o şirketlerin ürünlerini satın alma kapasitesine sahip, gelire sahip insanların varlığı lazım. O nedenle de bu insanların işsiz olmaması, iş sahibisi olması, gelir sahibi olması şirketlerin varlığı açısından da hayati önem taşıyor. Hatta bu anlamda ben dünyada büyük dev şirketlerin, işte Microsoft gibi, Amazon gibi vesaire falan devletlere bu sizin açılış konuşmasında yaptığınız gibi işte Universal Basic Income dediğimiz herkese temel gelir, asgari ücret gibi falan değil, herkese temel gelir ödenmesi konusunda büyük şirketlerin hükümetlere bu konuda baskı yapabileceğini de düşünüyorum bu koronavirüs sonrasındaki dönemde. Herkesin şirketlerin ayakta kalabilmesi için yaşamını sürdürebilecek oran, evet, Universal Basic Income dediğimiz bunun dünyanın bazı bölgelerinde uygulandığı başarılı sonuçları da görüldü. Ama COVID-19 sonrası bunu özellikle de büyük şirketlerin devletlere, hükümetlere bir baskı unsuru olarak kullanacağını düşünüyorum bu öneriyi. Şimdi şirketlere gelirsek ne dedik? Bir kere çalışanlarınızı koruyun dedik. Çalışanlarınıza sahip çıkın, koruyun. Bu dönemde bu COVID-19 sonrası çalışanlarla şirket, şirketle tedarikçiler, şirketle müşteri arasındaki var olan ya da güçlendirilen güven çok önemli. Çok çok önemli. Eğer bu güven zedelendiyse bu da çok negatif anlamda, çok yıkıcı olacaktır. Şirketlerin likidite yönetimlerini güçlendirmeleri lazım. Bulundukları sektör ve pazar dinamiklerini analiz etmeleri lazım. Uzman görüşleriyle değerlendirmeleri lazım. Gider risklerini ortaya koyan senaryolar hazırlamalılar. Her bir senaryoya göre nakit akışı, kar zarar, bilanço tabloları gibi finansal yapıyı etkileyebilecek, likiditeyi azaltabilecek faktörleri ortaya koyan modelleri oluşturmalılar. Her bir faktör için gelir gider hesaplarının maksimize edilmesi, optimize edilmesi, maliyet yönetimi, birleşme, satın alma opsiyonları gibi şirketin istikrarını sağlayacak önlemler planlanmalı diye düşünüyorum. Bu da çok önemli. Ben şeylere, KOBİ'lere genellikle şey tavsiyem var hep. Bu özellikle organize sanayi bölgelerde her zaman biliyorsunuz şirketler çok da büyük olmuyorlar. Fakat özellikle KOBİ'lere evet, diyorum ki büyük şirketlerle rekabet edebilmek için aslında ortak alışlar yapmanız lazım. İş birliğine daha fazla gitmeniz lazım. Belki senin dediğinde giderin riskleri veya gelirin maksimum İmizasyonu vesaire,
belki gerçekten şirketler artık birbirlerine rakip görmek yerine daha farklı işbirliklerine gitmeler. Yani işbirlikleriyle daha sürdürülebilir olacaklarını, daha ne diyelim, daha güçlü olacaklarını rekabet yerine işbirliğini tercih edecekler. Yoksa belki devamları da şey değil, mümkün değil. Şimdi söylediğin şeylerden tedarik zincirinin dengede tutulması çok önemli şirketler açısından. Bu dönemde gördük ki bu krizde birçok firma tedarik zincirindeki bağımlılığı dolayısıyla bağımlı olduğu şirketteki tedariğin durması sebebiyle üretimini durdurmak zorunda kaldı. Ben bir de şey gördüm, böyle çok uluslararası şirketler farklı ülkelerde farklı pandemi uygulamaları olduğu için o kadar zorluklar yaşadılar ki bir ülkedeki kural bir yere uymadı, bir yerine uymadı. Üretim, bir teslimat olmadı. Bir parça bir ülkede üretiliyor, öbür parça başka bir yerde üretiliyor. Yerine gitmiyor. İşte gitse de bir yerdeki lojistik orada servisi yok, diğer tarafta var. İnanılmaz. Yani gerçekten bugüne kadar rastlanmamış saçma sıkıntılar diyelim. Hani yani bir gerçekten sene önce yaşadılar. Düşünemeyeceğimiz sıkıntılar yaşadılar. Evet. O halde birkaç şeyini yine özetleyeyim. Aslında şirketler o halde yine pazarlamayı bunu nasıl getirmek istiyorum? Diyelim ki belki ben çok zengin değilim ve bu süreçte de etkilendim. Fakat eninde sonunda bazı şeyler alacağım yani yaşamımı devam ettirmek için. Dolayısıyla bir tanesi belki markalara da bakış açım değişmiş olabilir bu süreç içerisinde. Örneğin sen demin dedin ki işte çalışanlarını koruyan, kollayan. Şimdi belki ben demin Nesrin yazmıştı duygusal zekada önemli olacak vesaire diye yani yönetimde. Belki ben bir müşteri olarak bu dönemde çalışanlarını en çok kollayan şirketi tercih etmeye başlayacağım aslında. Ya da işte ne bileyim çalışanını adaletliyse diyeceğim ya bak bu kadar zor günlerde bile çalışanına karşı adaletli olan bir şirket var. Adaletsiz olan bir şirkete gitmeyeyim. Hani pazarlama açısından baktığımda da aslında bunlar belki ya da güvenden bahsettim mesela. Bu süreci de bir tüketici açısından bakarsan değil mi? Bir markaya güveniyorsan zaten o markayı seçiyorsun şey açısından. Dolayısıyla bu süreci en iyi yönetebilmiş, en çok güven yaratılmış şey. Yani hali hazırda bu süreci yönetebilen firmalar, çalışanlarıyla da birlikte en iyi algıyı yaratabilmiş hangi firmaysa veya hangi ülke ise bizim doğrudan sempatimizi kazanıyor zaten. Pazarlama açısından da şu bak geriye dönüp baktığımızda veya ileriye baktığımızda tüketicinin otomatik tercih edeceği sanki firmalar haline geliyor. Belki şirketler bunları mı hikayelendirebilir diyelim. Bir de bu hikayelendirmek çok önemli. Bir de şirketlerin artık rekabeti sektörel değil. Rekabet tüm diğer şirketler. Her sektördeki şirketler. Bunu yani artık bir lojistik firmasının rekabeti lojistikle değil. Sadece lojistikle değil. Yani ben size şöyle bir örnek vereyim. İşte oğlunuza bir yatak odası takımı alacaksınız. Ona göre bir bütçe hazırladınız. O gün mailinize bir şey düştü. Çok bilinen bir markanın bir elektronik aleti, bir televizyonu 10 bin liradan 5 bin liraya düşmüş. O kadar cazip ki bir daha o ürünü, o kalitedeki bir ürünü, o nitelikteki bir ürünü bir daha o fiyata alma şansınız yok. Siz yatak odası takımını almak için mobilya firmaları arasında bir kıyasıya rekabet yaşanırken sizin nezdinizde onlar yaşıyor. Sen bir anda o maille beraber odaklanmanı oradan çeviriyorsun, elektroniğe dönüyorsun. Bak rekabet nereden nereye gitti.
O nedenle firmaların aslında artık bu dönemde, bundan sonra rekabeti sadece kendi sektörü içerisinde değil, tüm sektörler onunla rekabet halinde. Ona göre kendisini hazırlayacak. İhtiyaç analizini çok iyi yapacaklar. Kesinlikle, kesinlikle. İhtiyaç değil, önümüzdeki dönemde bunu birkaç kez de tartışmıştık. İhtiyaçlar kadar önemli olan şey de beğeniler artık. Beğeniler. Birçok şeyi beğendiğimiz için alıyoruz. İhtiyacımız olduğu için almıyoruz artık. Peki, sorular var mı? Biraz onlara bakacağım ama 20 dakikamız kaldığı için kısacık izin verirsen şimdi bir bakayım burada sorular varsa sana o soruları dönüp sormaya başlayayım. Sonra 4-5 maddeyle şirketlere ne tavsiye edersin diye bir şey geleceğim. Bakalım. Mesela sorulardan biri şunu Esrin'den gelmiş. Diyor ki dünya genelinde tek tip para birimi kullanılabilir mi? Senin görüşün ne burada? Bu tek tip para birimi konusu Türkiye'de siyaseten de çok sorun oldu biliyorsunuz. Bir dönem dolar bağımlılığını azaltmak için Türkiye'nin özellikle İran, Rusya ve Türkiye arasında kendi para birimiyle ticaret yapması gibi bir şeyler konuşulmuştu ama bunlar gerçekten ham hayaller. Yani gerçekten zaten dünyada şu anda bir rezerv para var. Yani bu dünya ticaretinin %60'ı dolarla gerçekleşiyor. Amerika yani eğer tek tip bir para birimi deseydin şu anda bunu dolar diyebilirdik. Şimdi şu anda buna dolar diyebiliriz. Euro'yu da zaten dolardan çok daha başka bir yere koyduğum bir para birimi değil aslında. Şu anda dünya ticaretinin %80-85'i zaten bu iki para birimiyle döndüğü için. Şu var. Bu özellikle petrol ticaretinin dolar üzerinden yapılıyor olması ve diğer emtiaların dolar üzerinden yapılıyor olması dünyadaki doların rezerv para hakimiyetini daha uzun süre sürdürecek gibi görünüyor. Amerika'daki son karışıklıklar böyle devam ediyor. Tek bir para birimi, para yönetimi biliyorsunuz çok karmaşık bir konu. Para yönetimi bir beraberinde Merkez Bankası yönetimi getirir, beraberinde bir siyasi irade getirir, beraberinde politik bir yapı getirir. Tek bir para birimine geçiş demek bugünkü politik ve siyasi yaşamda çok zor gibi görünüyor. Şimdi bir soru daha var. Aslında sen bu şeylere değindin ama kısacık bir daha değinirsen soru şu. Öne çıkan sektörler hangisi olacak? Aslında değinmiştin sağlık, lojistik vesaire gibi. Kısacık bir kere daha değinir misin acaba? Sıralayabilir misin? Şimdi, hangi sektörler? Şöyle diyelim. Bir kere kimler çok etkilendi, negatif etkilendi? Ulaşım, turizm, eğlence, yeme içme, kültürel harcamalar. Düşünün işte tiyatro, sinema, konser vesaire. Evet. Bunlar çok etkilendi. Ama neler ön plana çıktı? Lojistik şirketleri ön plana çıktı. Bu arada tarımın, hayvancılığın insanlık için, ülkeler için ne kadar önemli, hayati bir sektör olduğu bu krizle beraber tekrar ortaya çıktı. Gıda ve su. Su, evet. Dijitalleşmeye doğru adım atan, dijitalleşmeye adımlarını atan her sektör bence önümüzdeki dönemde daha başarılı olmaya namzet sektörlerdir diye düşünüyorum ya da şirketler olacaktır diye düşünüyorum. Eyüp Şenol Şahin Bey şöyle bir şey sormuş. Şimdi diyor ki ekonomik sebeplerle de belki işverenler, demin sen demiştin hani bu güvene devam ederek işte evde çalışmayı destekler mi falan.
O şöyle bir soru gelmiş Eyüp Şenol Şahin'den, diyor ki home office çalışmanın hani baktığında iş verimliliğini arttırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani arttırılabilir mi, arttırabilir mi ya da nasıl arttırılabilir? Şimdi günümüzde şöyle, artık görevler assign edilmiyor. İnsanlar görevleri kendileri talep ediyor. Şimdi büyük şirketlerde, artık uluslararası şirketlerde ortada bir proje var. Proje ortaya koyuluyor. Bütün insanlar masanın etrafında, ben şurasını alırım, ben şusunu yaparım, ben şu kısmını hallederim, ben şu kısmını yaparım diye böyle herkes o ortadaki projenin, görevin bir kısmını alıyor, o sorumluluğu alıyor. Şimdi siz bir sorumluluğu aldıktan sonra bu sorumluluğun da bir deadline'ı varsa, bir süreçleri varsa, bir kontrol mekanizması varsa, bunu ister ofiste olun, ister arabanızda olun, ister sahil kenarında olun, ister evinizde olun, bunu her şekilde gerçekleştirebilirsiniz gibime geliyor. Demek ki bir zihinsel atlama lazım. Son bir soru var. Diyor ki tüketici ihtiyaçları bu süreç sonrası nasıl şekillenir ve hangi sektörleri etkiler? Tüketici ihtiyaçları, sen demin ihtiyaçla beğeniye değindin ama bu süreç tüketici ihtiyaçları nasıl şekillenir? Tabii ihtiyaçlarımız var. İşte yeme, içme, barınma. Ama bu arada özlemini duyduğumuz ihtiyaçlar da var. Sinemaya gitmek gibi, tiyatroya gitmek gibi, tatile gitmek gibi, bir yemeğe gidip karşılıklı oturmak gibi, bu tür ihtiyaçlar da var. İnsanoğlunun ihtiyaçları sonsuz, bitmez. İnsanoğlunun ihtiyaçlarına yönelik her sektör, işte bunun başında gıda geliyor, barınma geliyor, giyim geliyor. Bu ihtiyaçlar birazcık durgunluk da gösterse ara ara yine kendi yemesini koruyarak gelişmeye devam edecektir. Peki son biraz çok az zamanımız kaldı. Şimdi sana desem ki tüm Türkiye'de, yani Türk şirketleri bu süreç sonunda hani pazarlama konusunda böyle 1, 2, 3, 4 hani hap gibi hani bu konuştuğumuz şeyin sonunda hap gibi akıllarında kalacak 4-5 maddeyle ne söylersin? Müşterilerine yakın olacaklar. Birincisi bu. Müşterilerine. Yani bazı şirketler gördük ki pandemi döneminde bile müşterilerine çok yakınlar. Aha. Hizmete devam ettiler. Çok güzel sistemler kurmuşlar. İnternet üzerinden satışlarına devam ettiler. İnsanlarda şu endişe yoktu. Peki ben bunu beğenmezsem ne yapacağım? Oraya da koymuşlar. Mağazalar açıldığımız ilk gün itibaren ki bir ay içerisinde gelip mağazalarımızdan değiştirebilirsiniz. Uygulamanın ne kadar kolay ve etkileyici olduğunun farkında mısınız? Yani müşterilere yakın olmak, hayatı kolaylaştırmak müşterilerin, müşterilerinle arasında bir güven ortamı oluşturmak çok önemli. Sonra muhakkak bu şirketlerin bir planı olması lazım. Onu da bugün konuşmuştuk. Bir simülasyonların hazır olması lazım. Yıkıcı durumlarda hızlı ve esnek davranabilmek için daha evvelden hazırlanmış simülasyonların olması lazım. Kriz yönetimi gibi diyorsun. Her şirket tabii, kriz yönetimini kritik konularda bilmeli. Kritik konularda hazırlıkların tam olup olmamaları çok çok önemli. Bu şimdi bir düşünün, bir ordu düşünün, tatbikat yapmayan bir ordunun bir savaşta başarılı olması mümkün mü? Muhakkak şirketlerin de kendi tatbikatlarını simülasyonlar üzerinden yapmaları gerekiyor. Senle de konuşmuştuk. Sosyal sorumluluk projeleri demiştik. Toplumsal hizmetleri derinleştirmesinde fayda var şirketlerin. Şimdi bu dönemde şunu gördük. Bazı şirketler birdenbire üretimlerini durdurdular. Bir dakika. Orhan Özbey lütfen sesi... Tamam, sesi gitti. Şimdi devam edebilirsin.
toplumsal hizmetleri derinleştirmek lazım. Bunlar nedir? Tam bu kriz esnasında gördük ki bazı şirketler bambaşka sektördeyken bile bir anda mevcut üretimlerini medikal maskeye çevirdiler. Medikal kıyafet ürettiler. İşte suni solunum cihazları ürettiler. Bunlar bu şirketlerin toplumsal hizmetler konusunda ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda toplum da bunları unutuyor. Yani tüketici de bunları unutuyor. Tüketici de daha sonraki tüm tüketim davranışlarında bu tip şirketleri ödüllendirmekte. Ve rekabet, biraz evvelki bahsettiğim rekabet analizlerini çok iyi yapmaları lazım. Dediğim gibi rekabet artık kendi sektörleri değil, rekabet tüm sektörler, hatta tüm dünya. Ve kötü bir haber, bir müddet Türkiye'deki üretim yapan şirketlerin ihracat potansiyellerinde bir süreç içerisinde bir ciddi bir düşüş olduğunu öngörüyorum ben. Olacağını öngörüyorum. İhracatta düşüş. Evet, evet. Süper. 5 şeydi. Bir tanesi müşteriye yakın olmak, hayatı kolaylaştırmak dedin, güven yaratmak. İkincisi mutlaka plan yapsınlar, bir kriz yönetimi olsun ve mutlaka esnek olmayı öğrensinler. Üçüncüsü evet. Toplumsal hizmetleri, mesela bu süreçte maske üreticilerin toplumsal hizmetleri öncellesinler. Mutlaka rekabet analizi yapsınlar ama yaparken artık tüm dünya ve tüm sektörleri dikkate almalılar. Son olarak da dedin ki üretim yapan firmaların da ihracatta düşüş yaşayacakları için demek ki alternatifler üretmek zorundalar veya bunu nasıl yapacaklarına karar vermeliler. Likidite yönetimlerini güçlendirmeleri gerekiyor diye bunu da eklemek istiyorum. Evet. Yani mali pozisyonlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bakalım başka soru var mı diye. Başka soru da yok. Hemen hemen zamanımızda tamamladık. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu yayını yarın itibariyle YouTube'a da koyacağız. İzlemeyenler varsa izleyebilirler. Zakir Bey'e de baştan sona bizi de izledi. Teşekkür ediyorum ona da katılımı için. Sana da çok teşekkür ediyorum. Fikirlerini, bilgini, gördüğünü, deneyimlerini paylaştığın için. Katılan, dinleyen herkese de çok teşekkürlerimle. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Teşekkürler ben herkese. Ben de tüm katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.